Eskişehir ve bölgesinde haberin merkezi STV Haber Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar. Günün öne çıkan başlıkları ve gelişmeleriyle STV Ana Haber'de birlikte olacağız. Sevgili Eskişehirliler, uzun yıllardan bu yana şehrin merkezi noktasında eski otogarın akıbetinin ne olacağı, oradaki virane görüntünün nasıl bir hale bürüneceği sık sık gündeme geliyor. Kamuoyunda da bir takım tartışmalara yol açıyor. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, mevcut alanla ilgili benim de içim yanıyor dedi. STV mikrofonlarına konuşan Sarar, bu alanla ilgili birçok arzusu olduğunu, fedakarlığa hazır olduğunu ancak şu ana kadar yatırımcıların kapısını çalmadığını dile getirerek "Amacım ticaret değil, Eskişehir'e hizmet kazandırmak. Eğer ticaret yapmak istiyor olsaydım o günün koşullarında aldığım fiyata bir ton altın alınır ve şimdi 25 kat kar yapmış olurdum. Dünyaya, Türkiye'ye, tüm yatırımcılara sesleniyorum. Her türlü fedakarlığa hazırım. Gelin Eskişehir'i birlikte güzelleştirelim." dedi. Eski otogar alanı mevcut görüntüsüyle yıllardır Eskişehir gündeminde tartışmalara neden oluyor. Bizim pisliğimiz değil. Eskişehir'in pisliği bu. Eskişehir'in pisliği kardeşim. Uzun yıllar önce defalarca ihale edilen ve şehre katkı sunmak amacıyla Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar tarafından 20 milyon 501 bin TL'ye satın alınan alan yıllardır dönüşüm bekliyor. Neden olamadı? Belediye şey vermedi, ruhsat vermedi. Yani bu projeyi yapmamıza belediye şey vermedi, izin vermedi. Buralar biliyorsunuz şey merkezi, dönüşüm, geri dönüşüm merkezi. Onun için bekledik, bekledik bu hale geldik. Mevcut alanla ilgili STV mikrofonlarına konuşan ve bu konuda içim yanıyor diyen Cemalettin Sarar, Eskişehir için her türlü fedakarlığa hazırım ancak kimse kapımı çalmıyor dedi. Yatırım yapmak isteyen var mı? Sizinle birlikte size müracaat eden oluyor mu bu alanda? Ya yatırım yap, işlet, devret. Bunun şeysindeyim ben. Arkasındayım. Yapar adam, %60'ı benim olur. %70'i benim olur. %50'si benim olur. Tamam. Ben buna razıyım. Yani pislik kalksın ortadan. Bir pislik varsa, bizim pisliğimiz değil. Eskişehir'in pisliği bu. Eskişehir'in pisliği kardeşim. Ama bir başvuru gelmedi şu an. Yok, bana gelmedi. Başvuru gelmedi. Alanla ilgili 2006 yılında detaylı bir proje çizdirdiklerini, ancak o dönem belediyeden projeye ruhsat alamadıklarını ve dönüşüm sürecinden çıkmasını beklediklerini ifade eden Sarar, sonra ünlü bir mimarla anlaştıklarını ve yeni bir proje hazırladıklarını, ancak bu kez de kentsel dönüşüm alanıyla ilgili sorun yaşadıklarını ifade etti. Proje böyle. Sinemalar. İşte böyle. Güzel bir yere. Planı çizdirdik, yaptık, ettik ama şu, maalesef şu netice yok. Netice abi. Yok. Dedik abi güveniyoruz sana, sen burayı yap kardeşim. Tamam dedi, geldi Yılmaz abiyle beraber konuştuk. Bir şey günü, cumartesi günü veya şey günü, pazar günü geldiler buraya. Ondan sonra... Valla plan projeler hazır değildi. Hazır değildi. O adam bunları hazırladı. 8 sene önce, 10 sene önce. Geldi buraya. Öyle kaldı. Alana o gün yaptığı yatırımla bir ton altın alındığını ifade eden Sarar, o parayı altına yatırsaydım şu an 450 milyon TL olurdu dedi. Çok değerli bir alandan bahsediyoruz. Değerli bir alan burası. Yılmaz hocam da değerli bir alan olduğu için al gel burayı dedi oğlum dedi. Ben de bir ton altını aldım geldim. O gün bir ton altın ediyordu değil mi? Bir ton altın.
Peki rakamlar üzerinden değerlendirmek 20 trilyon 500 bin lira. O günkü değeri? O günkü değeri 20 trilyon 501 bin liraya aldım bunu. Şu an bir ton altını almaya kalksanız? Bir ton altını almaya kalksan 465 bin lira. Milyon. STV aracılığıyla tüm Türkiye'ye çağrıda bulunan Sarar, ben işbirliğine fedakarlığa hazırım. Gelin el ele verip bu alanı dönüştürelim dedi. Kimse gelmedi kardeşim, kimse gelmedi. Benim elimi kimse sıkmadı, tutmadı. Ama ben hazırım diyorsunuz. Ben hazırım. Yani anlaşırsak tabii, bu alanın değerlenmesi tabii, için tabii. Ben tüm fedakarlığı yapacağım diyorsunuz. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Avrupa'ya da sesleniyorum. Dünyaya sesleniyorum buradan. Ben hazırım. Şahane bir yer. 60 derece su var. Ölçümleri yaptırmıştınız zaten daha öncesinde bununla ilgili. Kaynak suyu var. O zaman su hazır, proje su hazır. Proje hazır. Siz de anlaşmaya hazırsınız. Biz de anlaşmaya hazırız. Tüm ama, dünyadan talipleri ama, bekliyoruz. Ama bütün dünyadan talip bekliyoruz. Eskişehir bugün önemli bir ismi son yolculuğuna uğurladı. Demir Berberoğlu, kimileri için iyi bir avukat, iyi bir siyasetçi ama biz televizyoncular için de çok değerli, yeri ayrı bir isimdi. Zira Eskişehir'de 90'lı yıllarda içinde bulunduğumuz STV'nin de o zaman Süper TV olarak kurucu ismiydi. Yıllar boyunca da bu konuda ciddi emekler verdi. Uzun süredir tedavi görüyordu, korona tedavisi görüyordu. Atlatacak diye umutla bekliyorduk ama maalesef o bu savaşı kaybetti. Bugün de ikindi namazına mütakip Reşadiye Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Eskişehir'in önemli simalarından eski milletvekili Demir Berberoğlu bir süre önce COVID-19 tedavisi gördü. Berberoğlu test sonuçları negatife dönmesine rağmen geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Berberoğlu için ikindi namazına mütakip Reşadiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Covid-19 tedbirleri eşliğinde gerçekleşen cenaze törenine Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz ve Berberoğlu'nun ailesiyle sevenleri katıldı. Allahu Ekber. Berberoğlu kılınan cenaze namazı sonrasıysa sevenleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Berberoğlu ailesine, sevenlerine STV olarak başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. Sevgili izleyenler, STV'de dün akşam yayınlanan Açıkça programında konuk Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan'dı. Zirai, ekonomik pek çok başlık konuşuldu. Bunların içinde önemli detaylardan biri de Eskişehir'in mezba ihtiyacıydı. Bu konuda Başkan Zeydan, Eskişehir'in mezba sorunu olduğunu ve bir mezbaya ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Eskişehir'in önemli bir ihtiyacı, mezba ihtiyacı var. Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, STV'de yayınlanan Açıkça programına konuk oldu. Açıkça programıyla karşınızdayız. Programımızın bu akşamki konuğu Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Zeydan. Gazeteciler Ali Baş ve Meltem Karakaş Kaya'nın sorularını yanıtlayan Zeydan, Eskişehir'in önemli bir mezbahaya ihtiyacı olduğunu belirtti. Biz yıllardır bunu dile getiriyoruz, evet. Ama bizim Eskişehir Ticaret Borsası'nın yazılı görevlerinden biri değil bu. Evet. Ancak bizim meslek gruplarımızdan iki tane meslek grubumuz var. Birisi canlı hayvan tacirleri yani besçiler, evet, dediğimiz, diğer de et sektörüyle iştigal edenler. Dolayısıyla bunlardan da gelen bir talep var ve işin başından beri biz içindeyiz. Eskişehir'in daha önce hem merkezde hem de ilçelerinde mezbahaları vardı. Evet, bu mezbahaların duvarları çatlaktı, fayansları eskiydi, monorayları belki küflüydü, eski, evet, sistemdi. Ama orada yapılan kesimler devletin iki tane veterinerinin gözü önünde yapılıyordu. Bir tanesi belediye veterineri, evet, bir tanesi bakanlık veterineri. Bunların hepsi kapandı çeşitli sebeplerle. Kapananı, kapatanı veya neden kapatıldığından geçtim, onları hiç eleştirmiyorum. Önemli olan şu, halk sağlığı için Eskişehir gibi büyük bir şehrin ve önemli ölçüde kırmızı et tüketen bir şehrin kamu eliyle işletilen bir mezbahaya ihtiyacı var.
Covid-19 nedeniyle pek çok dükkan ve mağaza kapalı, müşteri alamıyorlar. Özellikle kafeler bu konuda çok muzdarip. Onlar da bir nebze olsun ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, giderlerini karşılayabilmek adına kapılarının önüne kurdukları çay ve tost tezgahlarıyla günü kurtarmaya çalışıyorlar. Ayakta kalma mücadelesi veriyorlar. Tabii biraz da sitemkarlar, kaderlerine terk edildiklerini, kimsenin yanlarında olmadığını söylüyorlar. Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan kafe çalışanları farklı bir yönteme başvurdu. Adalarda faaliyet gösteren bazı kafeler kazanç elde edebilmek için dükkanlarının önüne açtıkları çay ve tost tezgahlarıyla faaliyet göstermeye başladı. Açtıkları tezgahın çok bir kazanç getirmediğini ifade eden işletme çalışanları sadece cep harçlıklarının çıkması için uğraştıklarını ifade ediyor. Ya bak ya bu günlük ki burada. İşte 3 çay bilmem şey yazıyor. İşte günlük bu kadar. Yani burada önlem bizim beklentimiz falan yok. Yemek servisindeyiz. Kafe işletmecileri bu süreçte kaderlerine terk edildiklerini söylüyor. Bizi şeyle baş başa bıraktılar yani kaderimizle. Yani şu anda kimse düşünmüyor. Bütün insanlığın şeyin yükünü lokanta, restoran, kafeler sanki böyle günah keçisi gibi oldu. Yani bu şu demek değil. Yani biz de tabii hastalık ilerlesin, hani vaka sayıları artsın şeklinde düşünmüyoruz ama hani bunu yaptınız, bizi kapattınız. Hani bize herhangi bir destek verin veyahut da şu anda adalara girdiğiniz zaman her yer kapalı. Sadece işte şeyler kapalı, kafeler kapalı. Bizim dışımızdaki yerlere gittiğimiz zaman her yer açık. AVM'si, işte diğer mağazalar, bir sürü her yer açık yani. Biraz kulak verip dinlediğinizde hak vermek zorunda kalıyorsunuz. Diyor ki bir kafe işletmecisi, bizim kafeler kapalı ama bunun dışındaki tüm işletmeler açık. Alışveriş merkezleri de açık, diğer giyim kuşam üzerine olan mağazalar da açık. Niye günah sadece biz çekiyoruz diyorlar. İster istemez, geçtiğimiz günlerde de dile getirmiştim, herkesin konuştuğu zaman haklı olduğu ilginç bir süreç ama suçlu kim diye bir mekanizma ortaya koyabildiğimizde buna bir cevap vermenin de çok güç olduğu bir dönemden geçiyoruz. Allah gerçekten sonumuzu hayır eylesin diyelim. İnşallah bir an önce bu Covid belasını def eder. Eski belki kıymetini bilmediğimiz o mutlu günlere döneriz. Şimdi mutlu olmak isteyen ciddi bir kesim var. En azından asgari ücrette bir parça olsun nefes almak istiyorlar. Ancak TÜİK'in açıkladığı rakam emekçileri koruyan bir rakam değil. Daha doğrusu önerdiği rakam diyelim. Bununla ilgili olarak DİSK üyeleri de bugün bir araya geldiler. İşkur önünde seslendiler karar vericilere. Dediler ki emekçileri yok saymayın, emekçilerin hakkını koruyun. Asgari ücretle ilgili pazarlıklar sürüyor. 2021 yılı asgari ücretin rakamı yavaş yavaş şekillenirken peş peşe açıklamalar da yapılıyor. 430 dolar. DİSK üyeleri de İşkur binası önünde bir araya gelerek taleplerine haykırdı. DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Günay Ayaz, asgari ücretin masa başında yapılan pazarlıkla belirlenemeyeceğini ifade etti ve emekçileri koruyun dedi. Sefalet ücretine hayır. İnsan onuruna yaklaşır bir asgari ücret istiyoruz. 2021 asgari ücretin belirlenme süreci asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısını yaptı. En baştan beri asgari ücretin sadece adil olmayan bir masa başı pazarlığıyla belirlenmeyeceğini söyleyen DİSK bugün Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda, sokaklarda. Bir yandan ekonomik kriz, bir yandan Covid-19 salgının yarattığı ağır bedeller karşı ülkemizi yönetenlere çağrımızdır. Bugün göreviniz gelir ve alım gücü düşen milyonları korumaktır. Sosyal devleti hatırlamaktır. Sosyal politikalar ile emekçi sınıfları korumaktır. Bugün yapacağınız en önemli iş salgın ve ekonomik krizin yarattığı yoksullaşmaya karşı asgari ücreti insan onuruna yakışır bir düzeye çekmektir. Aslında bu konuda karar vericilere asgari ücreti belirlerken bir aylık bir staj imkanı tanımak gerekiyor. Belirlemek istedikleri ücretle bir ay boyunca geçinip
Kira da dahil olmak üzere, enerji giderleri, yakıt giderleri de dahil olmak üzere, mutfak pazar giderleri, eğer çocukları varsa çocuklarının eğitim giderleri, diğer ihtiyaçları, bunlarla bir ay içinde mücadele ederek kaç liraya geçinebiliyorlarsa asgari ücreti de o şekilde belirlesinler diye biz de bir öneride bulunmuş olalım. Ama biliyoruz ki beyhude bir öneri olacak. Hiçbir zaman bu yapılmayacak. Neyse, devam edelim. Covid-19 süreci pek çok ilki yaşıyoruz eğitim-öğretim sisteminde de. Anadolu Üniversitesi biliyorsunuz çevrim içi sınavlar gerçekleştiriyor. Güz dönemi sınavlarında da yine Türk belki de eğitim tarihinde birçok ilk yaşandı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi güz dönemi ara sınavları pandemi nedeniyle çevrim içi gerçekleştirildi. Rekor sayıda öğrencinin katıldığı sınavlarda 627 derse ait yaklaşık 6 milyon 500 bin sınav oturumu iki farklı periyotta toplam 6 günde başarılı bir şekilde tamamlandı. Sınav sürecinde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi açık ve uzaktan eğitim alanında Türkiye'de bir ilki daha başararak 17 farklı lisans programından ders alan yaklaşık 90 bin öğrenciye açık uçlu sınav sorusu sordu. Açık uçlu sorular, öğrencilerin %97,5'i tarafından yanıtlanırken, açık uçlu soruların değerlendirilmesi sürecinde ise 2000'den fazla öğretim elemanı görev aldı. Hem geri dönüşüm hem de çevreye duyarlılık konusunda önemli tesislerden biri olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Seyit Gazi yolundaki katı atık dönüşüm tesisinde bir tarafta atıklar yakılarak enerji üretiliyor, elektrik üretiliyor. Bir tarafta da ortaya çıkan bir ısı var. İşte o ısı da seralarda kullanılıyor ve şehrimizin dört bir yanını süsleyen o çiçeklere hayat veriyor. 1990'lı yıllarda şehrin en büyük sorunlarından biri olan şehir çöplüğü, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen katı atık dönüşüm ve enerji üretim tesisi sayesinde son teknolojiyle elektrik enerjisi üreten bir yer haline geldi. Tam kapasiteyle çalıştığında 95 bin hanenin günlük elektrik ihtiyacını karşılayan tesis, 2020 yılı içerisinde 300 bin tona yakın çöpü dönüştürerek 70 milyon kilowatt elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirdi. Tesiste ayrıca 4 tona yakın atığın da geri dönüşüme gönderildiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tesis açıldığından bugüne kadar toplamda 225 milyon kilowatta yakın elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirildiğini belirttiler. Çöpten üretilen elektrik enerjisiyle 1 milyon hanenin aylık elektrik ihtiyacı kadar elektrik üretildi. Tesisin diğer bir özelliğinin de atık ısının seraya verilerek bu serada bitki üretimi gerçekleştirmek olduğunu belirten yetkililer, dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra sukulent, kaktüs, aloe vera ve kurdela gibi iç mekan bitkilerinin üretiminin de bu tesiste gerçekleştirildiğini ifade ettiler. Son günlerde hastalıklara karşı korunmak ya da bir takım vücut detoksları, bunların başında da çam kozalağıyla ilgili haberler karşımıza sık sık çıkıyor. Ben bu haberler konusunda dikkatli olmaya davet ediyorum sizleri. Doğa şifayı da mutlaka veriyor ama hangi şartlarda hazırlanıyor, nasıl gerçekleştiriliyor, fazla kullanmanın yan etkileri var mı? Bu konularda da işin uzmanına danışın. Tıbbın yanında alternatif tıbbı da ikisini harman ederek kullanabilmek mantıklıdır ama uzman tavsiyelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir çam kozalağı haberine gideceğiz. Bir ev hanımı, Hatice Çabuk isimli bir ev hanımı evinde bu kozalakları şurup haline getiriyor ve Çabuk ailesi hastalıklardan bu sayede korunduklarını iddia ediyorlar. Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesine bağlı Çukurca mahallesinde yaşayan 51 yaşındaki Hatice Çabuk, çam kozalağından şurup yapıyor. İki çocuk annesi Çabuk ve ailesi, kış şartlarının ağır geçtiği köyde kozalak şurubu tüketerek hastalıklardan korunuyor. Şimdi bu kozalakları dağdan topluyoruz, yıkadık, topladık, kaynattık, onun yemyeşil bir şurubu çıkıyor, şu şekil. Ondan sonra onu kaynatıp reçel şurup yapıyoruz. Ormandaki çamlardan büyük zahmetle topladıkları kozalakları şurup yapan Çabuk, bunun birçok derde de deva olduğunu söylüyor. Her şeye iyi geliyor yani. Benim eşim kullanıyor hep. Her şeye iyi geliyor. Çok faydalarını gördük. Bayağı bir zahmetli oluyor ama bayağı da faydaları çok.
Acımsı güzel bir çam böyle sakızı tadı var. İlk defa bunu geçen sene akrabamın birine yolladım. Çok öksürüğümüş, doktorlar ekmiş, hiçbiri iyi gelmemiş. Ben bunu dedim pekmez kaynattım, kozalağı içine koydum, kaynattım dedim. Bunu bir iç denesen dedim. İçmiş, denemiş, benden şimdi her zaman alıyor. Çok iyi geldi. Evlere hapsolduk. Sadece bizler değil, çocuklar da bu durumdan muzdarip, sosyalleşme ya da öğrenecekleri, gelişecekleri tecrübelerinden bir parça uzakta kaldılar. Allah'tan online çevrim içi etkinlikler düzenleniyor. Onların da yüzleri bir parça gülüyor. Bu konuda normal koşullarda çocuklara çok iyi imkanlar sunan Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi de müze toplantılarının online olarak konu oldu. Oldu ama bu en azından sunuma girmek için... Ankara'da bulunan Cinali Müzesi ev sahipliğinde 12 Ocak 2017 yılında başlayan müze buluşmaları, kesintisiz sürdürdüğü aylık toplantılarına pandemi döneminde de online olarak devam ediyor. Müzemiz yer alıyor. Büyük bir bina, küre, metal küre olarak tanımlayabiliriz. Müzelerin toplumsal farkındalık yaratmada daha etkin ve daha verimli bir rol üstlenmesi hedefiyle çalışmalar gerçekleştiren topluluk, 48. müze buluşmasında Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi'ni konuk etti. Bu toplama için kullanılan robotu. Geçtiğimiz günlerde görme engelliler için ilk kez gerçekleştirilen havadaki küçük kumlar etkinliği hakkında toplantı katılımcılarına bilgiler verilerek etkinliği deneyimleme fırsatı tanındı. Sonraki 4 gezegen ise gaz gezegenler. Tabii ki kayaç gezegenler gaz gözü gezegenlere göre daha küçükler. Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi olarak pandemi döneminde ziyarete kapalı olduklarını, ancak online çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini hatırlatan yetkililer, çocuklar başta olmak üzere yetişkinler, eğitimciler ve engelliler için farklı etkinlikler düzenlediklerini ifade ettiler. Yörünge, peki, yeniden söyleyelim, 200 adım, 350 adım, 500 adım ve 800 adım. Peki. Şimdi bugün 10 Aralık. Bu aralar komşuda Bilecik'te çok tatlı bir telaş var, Hummalı'da bir çalışma var. Çünkü bir maden sahasında tam 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Bir taraftan Hummalı bir çalışma başladı, o çalışmalarda havadan görüntülendi. Söğüt ilçesinde dev altın rezervi keşfedildi. İlçedeki maden sahasında yapılan sondaj işlemlerinin ardından 3,5 milyon onsluk altın rezervi bulundu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve firmanın yönetim kurulu başkanı Fahrettin Poyraz, ilçedeki altın madeni sahasında gelinen son durumu değerlendirmesinin ardından çalışmalar hız kazandı. İş makinalarıyla maden sahasında başlatılan çalışmalar havadan görüntülendi. Alansa sıkı bir güvenlik altına alındı. Öte yandan 3,5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor. Şimdi Kütahya'ya gideceğiz. Kütahya'da asırlık bir çınarı ekranlarınıza konuk edeceğiz. 105 yaşındaki Nuri amca. Allah uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. 105 yaşına rağmen geride kalan yıllarda kanser gibi bir hastalığı yendi, atlattı. Birçok kronik rahatsızlığı da var. Üstüne üstlük bu süreçte maalesef koronavirüse yakalandı. Ama o azmiyle, yaşama sevinciyle onun da üstesinden gelmeye başardı. Maşallah diyor ve Nuri dedeyi getiriyoruz ekrana. Korona mı diyorlar ona, ne diyorlar? Onu geçirdim ben maşallah. Nuri Uysal koca bir asırı devirdi ve şu an 105 yaşında. Domaniç ilçesinin ilk konfeksiyon esnaflarından. Nuri dede bel ağrısı şikayetiyle torunları tarafından hastaneye götürüldü. Sonra bir gün dedemin ağrıları sızıları olduğunu öğrendik. Hastaneye götürdük. Hastanede sonucun ertesi gün pozitif olduğunu öğrendik ve 14 gün karantinada kaldı. Daha önce kolon kanserini yenen Nuri dedenin yapılan testler sonucu koronavirüse yakalandığı tespit edildi ve kendini hemen karantinaya aldı. Nuri dede ilerleyen yaşına ve kronik rahatsızlıklarına rağmen 10 günde Covid-19'u yenerek yeniden sağlığına kavuştu. Korona mı diyorlar ona, ne diyorlar? Onu geçirdim ben maşallah. 14 gün. Evde geçirdim, hiçbir şey yapmadım. Maşallah
geçti gitti. Ben de şaşırdım ya. Nuri Dede kendisine çok iyi baktığını, kurallara uyduğunu ve herkesin de uyması gerektiğini söyledi. Ben çok bakarım kendime. Çok bakarım. Sağlığıma, kendim gözü çok boğazıma bakarım. Kurallara uyuyorum. Maskeye uydum. 14 günde Allah'a şükür iyi oldum. Arkadaşlar bu maskeyi unutmayın. Mesafeyi koruyun. Evet, günün yorumunda karşınızdayız. İlk haberimizde sizlerle paylaştığımız eski otogar alanıyla ilgili, Eskişehir'in çok merak ettiği alanla ilgili Cemalettin Sarar'la gerçekleştirdiğimiz röportajı ekranlarınıza getirdik. Ve bu konuda gidip konuşunca, kendisiyle bugün bir araya gelip hikayeyi baştan bir anlattıktan sonra dedim ki gerçekten zaman zaman belki de bazı detayları bilmeden Eskişehir'e değer katanlara, Eskişehir'le ilgili önemli hamleler yapanlara biraz haksızlık ediyoruz. Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar da o isimlerden bir tanesi. Şimdi eski otogar, biliyorsunuz 2000'li yılların başında Eskişehir'de bu alanın ihale edilmesiyle ilgili birçok süreç yaşandı ve pek çok kez de ihaleler maalesef gerçekleştirilemedi. Çünkü bu alanı o bedellerle almak isteyen çıkmadı. Daha sonra Cemalettin Sarar, o dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de tavsiyeleriyle birlikte şehre değer katmak istiyorum ben dedi. 20 milyon 501 bin lira. Son derece o günün koşullarında önemli bir paraya bu alanı aldı. Şundan dolayı önemli, o gün o para altına yatırım yapılsaydı tam 1 ton altın ediyordu. Ve 1 ton altının bugünkü karşılığı 465 milyon. Yani aşağı yukarı 20 katlık, 25 kata yakın bir kar elde edecekti ki ticaret yapan, yıllardır ticaretin içinde olan bir kişi için de böyle bir tasarruf bence daha mantıklı olurdu. Ama o zor alanı tercih etti. Dedi ki ben buraya bir tesis inşa edeceğim ve gerçekleştireceğim tesis de Eskişehir'de değer kazanacak. O günlerde arzu ettiği tesisin gerçekleştirilmesi için bazı projeler hazırlattı. Ancak o projeler o dönemki kat ittifağı yüzünden meclisten çıkamadı. Yani ruhsat alınamadı. Sonrasındaysa biliyorsunuz Eskişehir'de birçok alan kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Herhangi bir çivi çakmak, herhangi bir yapım işini gerçekleştirmek mümkün değildi. O süreçte de buna takıldı. Bu gerçekleştirilemedi. Ama biz her geliş geçişte ne olacak şehrin ortasındaki bu virane, bu pislik diyerek bir an önce buranın gerçekleştirilmesini istedik. Yine son günlerde bu zaman zaman gündeme geldi ve bu detay üzerine ne olacak, buranın akıbeti nedir diye kendisiyle görüştük. Ve izlediğiniz haberde de Cemalettin Sarar diyor ki hiçbir şey yapamıyoruz şu anda. Çünkü buranın özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik buhranlı dönemde çok ciddi bir maliyeti var. Bir projeyi hazırlatmakla bitmiyor iş. O alan içinde bir değer üretmek için, o alan içinde bir kür merkezi olabilir, başka bir yapı olabilir. Çok ciddi anlamda bir yatırım lazım. Bununla ilgili de herhangi bir yatırımcı para harcamak istemiyor şu an, önünü göremiyor. Ya da bununla ilgili kredi almak zor olabilir bankalardan, büyük bir proje olacak çünkü. Dolayısıyla kapımı çalmadı diyor. Ama çalması için bir kez de sizler aracılığıyla sesleniyorum diyor. Sadece Eskişehir'e değil, Türkiye'ye sesleniyorum, Avrupa'ya sesleniyorum. Belki burada yatırım yapmak isteyen dünyanın herhangi bir yerinde bu sesi duyacak birileri vardır diyor. Ben Eskişehir için fedakarlığa hazırım. Gelin bu alanı birlikte dönüştürelim. %60'a %40 olur, %50'ye %50 olur. Bir görüşelim, niyetine girelim diyor. Bu konuda fedakarlığa hazırım diyor. Daha ne desin diyoruz biz de. Cemalettin Sarar, başta da belirttik. Kar yapmak isteseydi, alanı almak yerine altını tercih etmiş olsaydı, o 20 milyonluk yatırım bugün 465 milyon lira olacaktı. Ama bugün o yatırım zaman zaman kendisinin eleştirilmesine neden oluyor. O yüzden günün yorumunda Sarar'a haksızlık etmeyelim
başlığını ben affınıza sığınarak sizlerle paylaşmak istedim. Bir de hikayeyi böyle anlatalım, böyle paylaşalım istedim sizlerle. Noktalıyoruz haber bültenimizi günün yorumuyla. Ama STV'de ekranınız yine dolu dolu olacak. Bu akşam iki önemli program var peş peşe. Bunlardan ilki saat 20'de Fikir Meydanı olacak. Yine Eskişehirli gazeteciler Eskişehir gündemindeki başlıkları paylaşacaklar. Bunun yanı sıra saat 21'de eğitimle ilgili İki önemli ismi ağırlayacağım ben. Biri eğitimci Serkan Zengin, biri de hem eğitimci hem de sendikal mücadelenin içindeki Eğitimsen Şube Başkanı Faik Alkan'la. Okullar güvenli mi? Bu süreç içerisinde çocuklar ne yapabilir? Devlet okulları, yani kamuda faaliyet gösterenlerle özel okullar arasında bir fark var mı? Velilere ne tavsiye ediliyor? Çekinceler neler? Pek çok veliyi, öğrencimizi yakından ilgilendiren bir söyleşiye imza atacağız. STV ekranlarında yarın daha güzel gelişmelerle, daha mutlu, umutlu haberlerle inşallah görüşünceye dek hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşça kalın.